hayatımızda bahçemizde bugün gün geçiriyoruz. Tereyağımızı da bahçemize yapacağız. Ayranımızı bahçemizde yapmak istedik. Litre sütümüz vardı. Önce sütümüzden yoğurt yaptık. Bir gün buzdolabında beklettik, dinlendirdik. Şimdi de tereyağı yapıyoruz. Çalıştırıyorum Erol Bey. Tabii. Hazırız değil mi? Hı hı. Bahçemizde ayran yapılırken, ayran kendi kendine şu anda yayıkta oluyor. Biz de ayranına yemek için peçetemiz gibi işte. Gözleme yapıyoruz. Önce hamurumuzu yapacağız. Çok tuzlu olmasın. Ben biraz süt koyacağım. Bunu da toplu gözleme yapacağım. O tarzına koyacağım. Biraz daha sıkıyorum. Göz kararı yapıyorum. Bunu zaten herkes bilir bu kadarını. Önce biraz kaşıkla hamuru, bunu hamur kıvamına getireceğim. Daha sonra elime alacağım. Evet, köyde olmanın güzelliği. Bahçemizde hava temiz, yeşillikler içinde, odun ateşinde gözleme yapacağız. Evet, hamurumuz kıvama geldi. Şimdi dinlendireceğiz hamurumuzu. Bir yandan peynir altı suyunu kaynatıyoruz. Bir yandan da gözleme sacını yaktık. Evet, tereyağımızın biraz daha dönmeye ihtiyacı var. Nasıl anlıyoruz onu? Bak şimdi, tam yağ olmamış. 1-2 dakika daha. Altına geçen suyuyla da lor yapıyoruz. Evet, ocakta, bahçede, köyde her şekilde değerlendirmek istiyoruz doğada yaşamı. Çok da güzel görünüyor. Yaz günü olduğu için biraz sıcak geldi. Tabii ben hemen koştum, buzlu su yaptım. Ondan koyuyorum. Tekrar bir daha çevireceğiz. Eskiden başlıyorum. Yaz gününde ayran yapmak, buzdolabı bile yoktu ben çocukken. Köyden izleyen bütün arkadaşlar bilirler. Mehmetler bunları vardı. Bunar derdik. Çeşme aslında. Bir yardan gelen soğuk su vardı. Ayran yapacağımız zaman oradan su getirirdik.
Şimdi tabii hazır elimizin altında buzlar var. Bir de bizim kaynak suyumuz dağdan geliyor artık. O da soğuk. Ama nasıl oldu bilmiyorum. Birazcık kıvamını kaçırdım. Şimdi tekrar devam ediyoruz. Yağımızı alıyoruz. Tereyağımız oluştu. Neden suyun içine alıyorsunuz? Çünkü hava sıcak olduğu için soğuk su getirdim. Birazcık eriyecek bıraksam. Makine de ısıtıyor. Halbuki buzdolabından çıktı. Bizim köyün suları da soğuk. Yine de makinenin sıcağı, havanın sıcağı hemen erimeye yüz tutuyordu. Kurtardık. Kaç kilo sütten yaptık biz şimdi bunu? 15 litre sütten yaptık. Yoğurt yaptık. Evet, önce sütümüzü gittik, sütçüden aldık, kaynattık. Yoğurt mayaladık. 2 gün buzdolabında, 1-2 gün buzdolabında durması gerekiyor. Bizim 1 gün durdu. Yağ iyice kaymak dondu. Ondan sonra bahçeye taşıdık. Bahçede ayran yapmak istedik. Fakat minik misafirler de geliyor galiba. Güzel tereyağımız oldu. Sen asıl buradan gösterir misin? Nerede? Bunu mu? Evet. Kalmadı. Evet. Gözüküyor. İkisi de gözüküyor. Şöyle tuttuğumda ikisi de gözüküyor. Evet. Şimdi ben bunu biraz toparlayayım Hürol. Hı. En son halini tekrar gösterelim. Tamam. Yaklaşık 15 litre sütten 1 kilo tereyağı durdu. Vallahi evet. Enfes gözüküyor. Çok güzel tereyağımız oldu. Bu zaten akrabamızdan satın alıyoruz. Güzel tereyağı oluyor. Şimdi bizim 15 kilo ayranımız var. Evet. Ayranı da birazını çökelek yapacağım. Birazını da komşulara ikramda bulunacağım. Hayır yeterli. Şimdi biz bu ayranımızı kaynatacağız. Çökelek yapacağız. Hali hazırda burada ateşin üstünde görmüş olduğunuz ayran. Ayran videomuzu yaparken ayranımızı yaptık. Tereyağımızı buzdolabımıza koyduk. Bir de gözleme yapıyoruz. Bahçedeyiz, köydeyiz. Bu gözleme de güzel olur. Şimdi pancar yapraklarını ince ince doğruyorum. Kırmızı biber doğradım. Soğan yapraklarımız var. Çok azıcık. Çok minik. Şöyle göstereyim Hiro. Sirkenimiz var. Sirkenin diğer adı yabani ıspanak. Bu da başka bir çeşidi. Bir tane mor, böyle kadifemsi bir var. Bu daha çok ıspanağa benziyor ve haşlamaya gerek duymadan gözlemelere koyuyorum ben. Daha önce yaptım. Çok lezzetli oldu. Köydeyiz. Her gün bir otlu bir şey yapıyorum. Ot kavurmaları. Ot kavurmasının üstüne yumurta kırıyoruz. Yani omlet oluyor.
otlu, yumurtalı ot kavurması oluyor. Köyde de böyle sağlıklı şeyler bol bol tüketiyoruz. Kolay gelsin. Teşekkürler. Otlu gözlememizin sonunu yapıyoruz. Peynir de var galiba. Evet, peynir de koydum buna. Yani çökelek hani yaptık ya, üzerinden aldım. Son gözlememiz. Biz yedik, tattık. Ayranımızdan da içtik. Tabii ki çok güzel köyde olmak. Bu şekilde saçta gözleme yapabilmek. Bunu sık sık yapacağız inşallah. Bizi izlemeye devam ederseniz, bize abone olup bizi desteklerseniz bu videolarımızın gerisi gelecek. Bahçemizde gözlemeler, yemekler yapacağız. Simav'ımızın geleneksel yemeklerinden de yapacağız. Herkese iyi günler, güzellikler diliyorum.